İnsan hakları eylem planı ile ilgili tabii biliyorsunuz şu yargı reformu strateji belgesi vardı. Bakanlık uzun zaman üzerinde çalıştı. 2023'e kadar peyderpey hayata geçecek. Bu kapsamda sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, yargı uygulamacılarının, başsavcılıkların, komisyonların, uygulamacıların, baroların görüşleri alınarak bir uzlaşma metni ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdiye kadar beklediğimiz reformların çatısı mı oluyor? Yani biraz daha reformların çatısı yargı reformu strateji belgesi hukuk alanında. Anladım. Bir de ekonomik reformlar yürüyecek biliyorsunuz. Evet, yargı reformu strateji belgesinin tezahürü ve uzantılarından biri de insan hakları eylem planı. Anladım. İnsan hakları alanına ilişkin olarak orada 9 amaç, 49 hedef, sizin de söylediğiniz gibi 300'e aşkın faaliyet var. Bir kısmı normatif düzenlemeyle, kanunlarla olacak. Bir kısmı da idari ve yönetsel kararlarla, genel düzenleyici işlemlerle hayata geçecek. Fakat şunu söyleyelim, şimdiye kadar neler yapıldı? Bunlar yeterli mi? Bundan sonra neler yapılmalı? Ve buradaki temel hedef ne? Mesela kadına şiddeti bayağı bir geniş yer alacak. Evet, çok galiba. Önemli. Biz de üzerinde çok çalıştığımız bir alan. Çocuk, sosyal sorumluluk projesi olarak yaptığımız, mağdur aile vekili yaptığımız bir alan. Şimdi daha önce arabuluculuk, uzlaştırma gibi alternatif çözüm yöntemleri getirildi biliyorsunuz. E-duruşma gibi bir sistem egemen kılındı. Makul sürede yargılanma hakkından biz çok muzdariptik. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde Rusya'dan sonra en fazla mahkum olan ülkeydik. Hedef süre uygulaması getirildi. Yani insanlar yıllar yılı mahkeme koridorlarında sürünüyordu. Hak arama özgürlüğü kullanmış hukuk devletinin gereği olarak sonuç alamıyordu. Bir giderim elde edemiyordu. Buna ilişkin bir hedef süre uygulaması hayata geçirildi. Bakanlık çalışmaları sonucunda ve sonrasında basit yargılama, seri yargılama gibi bana göre toplumun özellikle yargısal alanda en temel ihtiyaçlarından bir tanesi hayata geçti. Fakat bu yargı reformu strateji belgesi açıklanırken 2023'e kadar peyderpey gelecek denilirken bir bileşeninde insan hakları eylem planıydı. 2 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı açıklanacağı söylenen husus. Fakat biz basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, anayasa 138, 139'da güvence altına alan yargı bağımsızlığı, yargıç teminatı gibi düzenlemeler, anayasal düzenlemeleri bekliyoruz. Coğrafi teminat, yani bir yargı mensubunun bir karar verdi diye kendisini Türkiye'nin dört bir yanında görmemesi lazım. Bir coğrafi teminatının olması lazım. Doğru. Yargıyı yürütmenin tahkim altına almaması lazım. Sayın Bakan'ın deyimiyle yargı parmak sağlamaması lazım. Yargı bağımsızlığını egemen kılacak, güvence altına alınacak sadece anayasal zeminde değil, uygulamada da düzenlemelere ihtiyaç var. Bunların evleviyetle hayata geçmesi lazım. Türkiye'nin temel meselesi bu. Niçin ekonomik reform bu ve temelin üzerine inşa edilecek düzenlemeler? Mesela bazı suç tipleri bakımından merkezde ifade özgürlüğünün olduğu benim çok önemsediğim bir şeydi. İstinaf kanunu yolunda kesinleşiyordu. Temizde yargı yolu açıldı. Bunlar ama insan bu suçlar bakımından olacak mı? Öncesinde oldu. Şimdi insan hakları eylem planında neler var? Meselesine gelirsek ve yeterli meselesine gelirsek bir niçin ekonomik reformla birlikte düşünülüyor? Çünkü yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi lazım. Bunun için de hukuk güvenliğini egemen kılmak lazım. Yabancı yatırımcının kafasında mülkiyet hakkının sınırsız, hakkın özüne dokunacak, ölçüsüz bir şekilde tahdit edileceğine ilişkin bir algı uyanmaması lazım. Ve o yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinde ciddi manada müspet bir gelişme yaşanacağı kanaati var. Dolayısıyla yargı reformuyla ekonomik reform birlikte yürütülen bir süreçmiş gibi görünüyor. Zaten birbirini besler. Besleyen, geçişkenliği olan alanlar. İnsan hakları eylem planına baktığımız zaman işte bu kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili düzenleme olacağı söyleniyor. Burada özellikle haksız tahrik ve takdir indirim sebepleriyle ilgili bir düzenleme var mı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü bir uygulamacı olarak işte Münevver Karabulut biliyorsunuz. Nazlı Sine Merkez Solu, şimdi Pınar Gültekin, birçok sahada mağdur aile vekili yapıp gözlemledik. Türkiye'de temel sorun soyut ceza değil, soyut cezadan somut cezaya giden yol. Yani burada da cezanın bireyselleştirme vasıtaları en fazla travma uyandıran haksız tahrik ve takdir indirim sebepleri. Yani adaletin tecellisine katkı sunmamış, maddi gerçeği ortaya çıkarmamış, yargılamaya yardımcı olmamış. Son celse geliyor, çok pişmanım, üzgünüm, keşke ben ölseydim diyor. İşte ihlal indiriminden faydalanıyor Türk Ceza Kanunu 62'ye göre. Bir de ya o da ölüme giden süreçte yapılanlar da eksik oluyor. Evet, ya o tedbir koruma, yani önleyici, koruyucu sonuç tedbirler. Aynen, evet. Ya 6284 sayılı ailenin korunması kanundaki kolluğun yükümlülükleri, önleyici koruyucu tedbirler nasıl uygulanacak, bunun denetim mekanizması ne olacak? İkinci çocuk mesele, var mesela önemli. Haksız tahrik, yani kıskandım, öldürdüm, işte mini etek giydi öldürdüm, kızlık soy ismini kullanıyordu öldürdüm, erkekliğime laf söyledi öldürdüm gibi Türkiye'de profesyonel kadın katilleri türedi ve bunlar haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik savunmalar yapıyorlar. Acaba bu düzenlemede bunları bertaraf etmeye yönelik ne var? Birincisi. İkincisi, boşanma davaları tam bir travma. Yani düşünün, evlilik birliği sona ermiş,
ortak hayat çekilmez hale gelmiş. Artık evlilik birliği temelden sarsılmış. Ama taraflar yıllar yılı birbiriyle karşılaşmak zorunda kalıyor. Çocuklar varsa müşterek çocuklar, onlar bakımından raporlar alınıyor, set raporları alınıyor. Ve yıllar yılı süren istinaf yargıda yaşaması birlikte süren bir boşanma süreci. Bunun kısaltılmasına yönelik bir adım var. Çünkü bu da özünde temelinde insan hakları perspektifinin olduğu bir alan. Kolluğa benim çok önemsediğim insan hakları eğitimi. Çünkü ne yazık ki ceza muhakemesi eğitimi dahi kolluğa tam anlamıyla verilemiyor. İfade Amerika'da alınırken... yeni hasta bir çocuk, ya bu dünyada da sorun. Yeni bir hasta bir çocuğun ölümünden sorumlu tutuluyor Amerikan polisi. Evet. Orada bir güç zehirlenmesi olabiliyor. Özgürlük güvenlik dengesinde çok güvenlikçi bir yaklaşımla özgürlük kısmı bertaraf edilebiliyor ve insan hakları ihlalleri söz konusu olabiliyor. Sadece Türkiye özgür değil, bütün dünyada olabiliyor. Bunun dolayısıyla çerçevesini çizmek, bununla ilgili bir eğitimle en azından bunun önüne geçme çabası ve iradesi kıymetli. Çocuk dostu adliyeler, buradan kasıt şu, ya adliyelerde emzirme odasından tutun da çocukların bakımına ilişkin birçok çalışma, birçok alanın tesis edilmesi. Belki çok önemsiz detay gibi görünüyor ama fiziki olarak sembolik de olsa bir anlamı var. Güvenli gıda arzı, yani bu gıda ürünlerinin üretilmesi, pazarlanması, satışı ile ilgili bir denetim ve kontrol eksikliği ne yazık ki var, işlemiyor. Bunun reputasyonuna ilişkin bir gri alan var. En azından burada bir denetim kontrol mekanizması etkin bir şekilde hayata geçirilecek. Peki. Çocuk teslimi ile ilgili Türkiye'de ciddi travmalar var biliyorsunuz. Maalesef. Çocuklar işte anneden babaya, babadan anneye gitmiyor. İcra yoluyla teslim ediliyor. Ve icra memurluklarında psikologlar çoğu zaman hazır bulundurulmuyor. Bulundurulması lazım. O çocuğun zihinsel, fiziksel, ahlaki gelişimini olumsuz etkiliyor. Onun geleceğini, yarınlarını, üstün yararını, üstün menfaatini halel getiriyor çocuğun ve psikolojik olarak bir travma yaşamasına sebebiyet veriyor. Bunun önüne geçecek düzenlemeler var. İnsan hakları eylem planı